Sen de bir kere atıyorsun, arkamıza gel. Evet, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Güzel bir gece. Güzel bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Yılbaşı gecesi. Evet, yılbaşı gecesi. Çok heyecanlıyız. Yani lise hani herhangi ne yazsa zaten çok heyecanlanıyoruz. Dolayısıyla hani 40 yılda bir gelen hani filme de çok heyecanlıyız. İnşallah çok güleceğimizi, eğleneceğimizi düşünüyoruz. O yüzden de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Aslında yılbaşı... Çok büyük hayranlıyım. Çok mutluyum o yüzden. Yılbaşı gecesi de biz de sizi izleyeceğiz aslında O Ses Türkiye'de. Evet, doğru. Neler söyleyeceksiniz? O da çok eğlenceli. Evet. O da bence güzel olacak. İzleyince beğenirsiniz bence. Evet, O Ses Türkiye yılbaşında bizim için çıkma bir klasik oldu artık. O yüzden çok eğlenceli bir performansla çekildi gece. İnsanlar yılbaşı gecesinde güzel bir O Ses Türkiye bekliyor. Siz ne yapacaksınız efendim ailecek? Ailecek daha böyle arkadaşlarımızla sakin evde gibi bir ortam düşünüyoruz. Sakin bir gece. Çocuk da alınca tabii. Tabii. Çocuk. Ya çocuklar yatmış olursa işte O Ses Türkiye izleriz herhalde. Öyle bir durum. Peki çocuklar heyecanlı mı efendim yılbaşında? Böyle şey. Hediye alacağımız heyecanlı. Hediyeleri seçiyorlar. İşte bana şunu bana bunu falan böyle sipariş veriyorlar. Sevdikleri çizgisinden bir pasta yapacağız onlara. Onu bekliyorlar. Noel Baba falan. Noel Baba. Ya, evden çok güzel. Olur. Sen beni seviyorum. Olur. Bence olur. Güzel bir kostümle neden olmasın? Zaten evde çocuklar ne isterse kulağa giriyoruz. Noel Baba da güzel fikirmiş. Ben bir diktireyim onu zamanımız varsa. Zaten Meryl'ı çünkü görüyoruz. Öyle en son sen kolay en son iki tane dinozor almış Merkur. Yurt dışından sipariş vermiş getirmiş. Böyle acayip güzel bir dinozor oldum gerçekten evde. Ama böyle şeylerde bir kere oluyorsun sonra hep istiyor kuzey. Şimdi her sabah bir dinozor mesaimiz var her sabah. O zaman küçüklerini yükseltmeniz lazım. Evet. Noel Baba kesmez onu şu an. Başka bir şeyler daha yani. Geyikleri, meyikleri beklemek lazım ona yani. Gerçekten zor. Efendim son şunu da sorayım. Biz müzik kalıyoruz aynı zamanda. Müzik aranız nasıl? Vallahi iyi. O Ses Türkiye'de iki şarkı söyledik bir sene. Geçen sene de Edis'ten Martıları söylemiştik. Ben zaten hani gitar çalmayı çocuklara müziği, hani müzik dinletmeyi, enstrümanla ilgilensinler çok istiyorum. O yüzden Berfu da piyano çalıyor. Çok seviyor müziği. Biz çok ilgiliyiz ailece. İnşallah çocuklarımızla aynı ilgi olur. Bu arada hangi müzik söylüyorsunuz? Hangisi dinlediğinizde takılıyor? Mabel Matiz antidepresan var. Emircan İrek var. Köfün var. Biraz buralardayız şu an. Antidepresan olayı bayağı bir herkesin dibinde. Evet evet. Yani depresif durumlar var acaba? Yani evet. insanların ruh hali yansıtıyor demek ki birden böyle acayip patladı bir şarkı. Ama tabii melodisi, sözleri, her şey çok güzel. Ben zaten Mabel Matiz'i de çok seviyorum. Harika bir şarkı olmuş. Böyle bir şey dinliyoruz yani. Tabii Oğuzhan Koç var her zaman. Bizim her zaman. Unutmayalım. Evet, Oğuzhan Koç her zaman benim bir numaramdır. Vardı. Dinliyorum bir de denk gelenleri de. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.